Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere projelerinizi nasıl %100 koruma altına alabileceğinizle ilgili bir örnek yapacağım. Project is unviable, yani proje görüntülenemiyor şeklinde projelerimizi nasıl şifreleyeceğiz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Burada örnek bir proje yaptım ve proje korumasına gittiğim zaman, VBA tarafına gittiğim zaman projenin burada bir şekilde şifrelendiğini görüyorsunuz. Bunu hep beraber benzer bir örnek yapmaya çalışalım. Öncelikle bilgisayarınızda gerekli programlar diyeyim. Arkadaşlar bilgisayarınızda WinRAR bir de Notepad++ uygulamasının yüklü olması lazım. Bunları öncelikle yüklüyorsunuz bilgisayarınıza. Sonrasında beraber bir proje açalım. Hemen projemi açıyorum. Publisher açtım ya yanlışlıkla. Pardon arkadaşlar. Bir Excel çalışma kitabı açıyorum. Excel çalışma kitabını farklı kaydet diyerek masa yine ders klasörünün içerisine makro içerebilen çalışma kitabı deyip mesela buna personel kayıt diye isim veriyorum. Sonra hep beraber şöyle bir buton ekleyelim. Butonun özelliklerinden şuradan özelliklerinden program diyelim. Sonra şunun içine çift tıklayarak bir user form açıp tekrar şuradaki kodun içine user form 1.show diyorum. Ve şu forma da personel kayıt formu diye yazıyorum. Evet, sonra bir tane de buton ekleyelim şuraya. Butona da kapat diyelim. Kapatın içerisine de unload me diyelim. Tamam. Yani projemiz şu şekilde hazır gördüğünüz gibi. Şimdi bunu beraber bir koruma altına nasıl alacağız? Visual Basic tarafına gidiyorum. Şurada sağ tuş VBA Project Properties'e tıklıyorum. Veya şu başlık seçiliyken Tools menüsünden VBA Project Properties'e geliyorum. Protection'a gelip şurada Loop kilitle diyorum. Ve 1 diye bir şifre veriyorum arkadaşlar her ikisine. İkisi de 1 veriyorum ve tamam diyorum. Ve kapatıyorum. Tekrar kapatıyorum. Projemi kaydettim ve kapattım. Şu çalışma kitabına ihtiyacımız yok. Şimdi personel kayıt formunu açtığım zaman geliştiriciye gelip Visual Basic'e geldiğim zaman şuraya çift tıkladığınızda bakın şifre istiyor. Kolay bir şekilde bu çözülebiliyor arkadaşlar. Şimdi çözülmeyecek bir duruma nasıl getireceğiz hep beraber? Öncesinde benim kullandığım şöyle bir şifre formum var benim. Burada CMG DBP ve GC kodlarını buraya alacağız. Bunların uzunluklarını öğreneceğiz hep beraber. Aynı sayıda burada F kodunu kullanacağız. 16'lık sayı sisteminde F16'dan geliyor. Bu kodu kullanacağız. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle uzantıları göstermemiz lazım. Uzantıları göstermek için görünüm menüsünden seçeneklere, görünüme ve bilinen dosya türleri için uzantıları gizle kutusunu kaldırıyoruz ve tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi dosyalarımızın uzantıları gözüktü. Şu XLSM uzantısını unutmayın. Bunu zip olarak değiştiriyoruz. Küçük harfle. Bakın büyük harfle ZIP değil. Küçük harfle zip yazıyoruz ve tamam diyoruz. Hemen şu zip dosyasını çift tıklıyorum. Burada XLS klasörünü görüyorsunuz. Bunun içerisindeki VBA Project Bin dosyasını dışarı çıkarıyorum. Siz bunu mesela sizde şu şekilde ayarlı olabilir. Not defteri mesela bakın başka bir uygulama seç diyerek burada not defterini seçtiğim zaman bu uygulama otomatikman sizde not defterinde açılıyor olabilir. Biz bunu şöyle yapacağız. Birlikte aç Notepad++ ile aç diyoruz. Ve şu şekilde projemiz açılıyor. Şu Project Bin dosyası açılıyor. İşte şurada gördüğünüz CMG DBP PB ve GC şu 3 satırı kopyalıyorum. Hatta 3'ünü değil de sadece şunu kopyalıyorum. Ve gelip şuradaki şifre dosyamın
Şu CMG satır şuraya yapıştırıyorum. Bakın uzunluğu 24 karakter. Yine aynı şekilde şunu kopyalıyorum. DPB. Bunu da DPB'ye yapıştırıyorum. Ve son olarak da şunu kopyalayıp bunu da şuraya yapıştırıyorum. Bu da 22 karakter. Şimdi burada CMG için 24 tane F yazıyorum. Şöyle 24 tane 29 etti. 5 tane siliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 76 tane F yazıyorum buraya. 71 oldu. 76 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5. 76 tane F. Şurada da 22 F yazacağım. 19, 20, 21, 22. Tamam. Şu formülü de nasıl yaptım? Uzunluk D5. Mesela eşittir. Uzunluk dedim ve D5 yazdım. Uzunluğunu bu şekilde bana hesaplıyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki 24 uzunluğundaki sizde farklı değerler çıkabilir. Onun için bu şekilde olması lazım. Bunları kopyalıyorum şu 24 tane CMG'ye yapıştıracağım şimdi. Şu CMG'ye şunların yerine 24 tane F yapıştırıyorum. Şunu da kopyalayıp DPB şunu da şuraya yapıştırıyorum. Ve son olarak da 22 karakter uzunluğundaki F'leri 16'lı sayı sistemine göre şuraya yapıştırdım ve kaydete basıyorum. Kapatıyorum. Şu dosyayı da kapatıp benim bununla işim kalmadı. Son olarak şunu yapıyorsunuz. Az önceki değiştirdiğimiz dosyamız buydu. Şu dosyayı şuranın içerisine sürükleyip bırakıyorsunuz. Değişik üzerine yazılsın mı dedi. Tamam diyorum. Üzerine yazdı ve Winrar'ı kapatıyorum. Şimdi tekrar şu uzantıyı XLS M olarak değiştiriyorum. Şu zip dosyasını XLS makronun M'si. XLS M. Enter. Dedim. Dosya tekrar. Şuna ihtiyacım yok artık. Uzantıları gizlemek için şu direkt şuradaki dosyaya görünüm menüsü açık iken şuradaki kutuyu kaldırırsanız uzantılar tekrar saklanır. Bakın personel kayıt programı açıyorum. Gördüğünüz gibi program deyip çalıştırabiliyorum. Geliştiriciden Visual Basic'e gittiğim zaman projemin kilitlendiğini görüyorsunuz. Peki, şöyle düşünebilirsiniz. Tekrar zıp yapıp az önceki F'leri silip başka bir şey yazarsak olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Çünkü artık o kare, o sayılar, o şifreler şurada bunun aynısını tuttursanız bile değişmiyor artık. Dolayısıyla kesinlikle kodları görüntülemek artık mümkün değildir. Bu dersimiz de bu kadar diyelim. Beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basınız. Abone değilseniz abone olun bu tür derslerin devamı için. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.